Çorum'un acil ihtiyacıdır. İskilipliler de İstanbul'a Tosya üzerinden kolayca ulaşmak istiyor. Haritaya bakan birisi bu yolun ne kadar önemli olduğunu derhal fark eder. Bu yolun yapılması bölgedeki istihdama da önemli katkı yapacaktır. İskilip ve Bayat ilçelerimizdeki istihdamı artırmak için bu iki ilçe arasındaki tarıma uygun olmayan arazide kurulacak bir organize sanayi bölgesi de bu yönde atılan ciddi bir adım olacaktır. Bu uygulamalar Türkiye'nin de en çok göç veren illerinden olan Çorum'dan göçleri azaltacaktır. Çankırı'da konuştuğumuz vatandaşlarımız da ulaşım, sağlık ve eğitim sorunlarından bahsettiler. Özellikle çiftçiler ve esnaf mağdur durumda. Enflasyonun piyasayı tehdit ettiğini, insanların alım gücünün her geçen gün azaldığını söylüyorlar. Ülkemizin birçok bölgesinde olduğu gibi Çankırı'da da yanlış su yönetimi ve tarım politikalarının açtığı sorunların gittikçe ağırlaştığını, tarımla uğraşan vatandaşlarımızın gittikçe fakirleşmesine sebep olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Okulların yetersizliği, depreme dayanıklı okulların kapatılarak öğrencilerin evlerine çok uzak okullara nakledilmesi de öğrencilerin sabah karanlığında kilometrelerce yol yürümesine neden oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konunun aciliyetinin bilincinde olmasını ve okulların derhal açılmasını talep ediyorlar. Kanun teklifine bakacak olursak, 14 milyondan fazla emekliyi, 5 milyon civarında kamu çalışanını,